Kayda girdim ben hocam. Gerçekten mi? Evet. Kayda çok aniden giriyorsun ve beni üzüyorsun. Buyurun, bir şey mi diyecektiniz yoksa? Nasılsın Ozan'cığım? İyiyim, sağ olun. Sizi sormalı. Teşekkür ediyorum. Soruyorum konusunda böyle devam gelsin diye arkadaşlar çok yazmış. Biz de aynen geldik balkona konuşlandık bakalım. Soruyorum, devamını çekeceğiz inşallah. Evet. Beni de sardı vallahi bu iş. Ozan olunca da ayrı bir zevkli oluyor. Tabii Şeyma da eksik, bir de Şeyma olsaydı güzel olurdu ama Şeyma geziyor. Ona da daha sonra devam ederiz inşallah. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor konserler? Rock'n'roll. Vallahi hocam işte albüm çalışmasındayız inşallah yakın zamanda. Son Feci Bisiklet'in yeni albümü. Ben ilk şarkılardan dinledim bu arada. Hepinizden önce dinledim. Son Feci Bisiklet dehşet geliyor yani. Yeni albümü. Fena. Bakalım hocam. Hayırlısı inşallah. Umarım. Çocuk yaşlandı yalnız stüdyo kayıtlarında. Vallahi çok yoruyorlar. Güzel olacak inşallah her şey. Hocam şimdi... Ne sormuşlar, evet. Evet. İlk sorumuz aslında tam böyle bir soru gibi değil ama enteresan da bir yaklaşım. Ben de aslında içten içe hep merak ediyordum sanki. Hani insanlar neden merak ettikleri şey? Google'a bir şey yazmıyor da bize yolluyorlar. Ha. Kolay soruları niye soruyorlar diyorsun. Evet yani mesela hani aslında çok bariz şeyleri de var. Bazen. Evet. Geçenlerde bununla da ilgili internette bir şey görmüştüm yani. Google'ın bu kadar yaygın olduğu bir devlet, hepimizin cep telefonları ulaştığı bir zamanda. İnsanlar hakikaten hep işte hocalara, uzmanlara, bilmem nelere bir şeyler sormak. Hatta işte haftada bir yayınlanan televizyon programlarına soru yazmak için gece geç vakti uykusuz kalmalar falan. Valla işte ben de çok anlamıyordum ama bu soru geldikten sonra biraz düşündüm. Bunun aslında başka bir tarafı var. Burada amaç muhtemelen cevap almak değil her zaman direkt olarak. Çünkü gerçekten de bu soruların cevaplarını internette her yerde bulabiliyorsunuz. Hepsi değil, bazıları. Mesela çok basit teknik sorular soruluyor. Bugün de hatta bir iki tane var. Çekim yaparken bir ara onlardan da bahsederiz. Şimdi bu soruları gönderirken aslında amaç iki tane diye düşünüyorum. Benim bulabildiğim iki tane. Birincisi, soru sorduğunuz kişi kişinin cevap verme tarzını seviyor olabilirsiniz. Yani bir de onun ağzından dinlemek. Bilgileri onun birleştirmesiyle dinlemek hoşunuza gittiği için bir de ondan duymak istiyor olabilirsiniz. Genellikle sağ olsun beni takip eden arkadaşlar, sizler, izleyicilerimiz, soruyorum sürekli mesajlar yazanlar, sorular atanlar. Genellikle böyle bir şeyi de beyan ediyorlar zaten. Bu da sağ olun, çok teşekkürler, hoşumuza gidiyor. Ama ikincisi biraz daha böyle hazin bir şey. O da aslında orada soruya cevap bulmak, soru sormak falan değil esas mevzu. İletişim kurma arzusu maalesef bu devirde, bu kadar iletişim imkanının içerisinde hala en büyük ve gittikçe daha az karşılanan ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. İnsanlar en yakın çevrelerindekiler tarafından bile muhatap alınma konusunda yeterli ilgiyi görmediklerinde en azından bu tip yollarla iletişime geçmek istiyorlar gibi geliyor bana. Bu çok anlaşılır, çok masum, çok insani bir şey. Aynı zamanda da güzel, çünkü o kişi belki bu sorunun cevabını arayıp İşte internette bu cevabı bulup işte kendi bilgi eksikliğini giderebilir ama böyle yerlerden bu soruların sorulması ve bizim bu tip kanallar aracılığıyla bunları cevaplayabiliyor olmamız belki bu soruyu hiç düşünmemiş insanların da bundan faydalanmasını sağlıyor, nasiplenmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz açıkçası bunları hiç yüksünmüyoruz. Yani bu soruda sorulur mu canım falan diye bilmiyorum. Ben hiç yaptım mı öyle bir şey? Yok, bildiğim kadarıyla yapmadım. Zaten yanlış anlaşılma olmasın yani. Tabii tabii, öyle aynen. Bir şey değil sadece. Değil ama çok ilginç. Yani amaç gerçekten sadece soruya cevap almak olsa yani insanlar niye bu kadar zahmete girsinler? Burada esas işte benim şimdi insanın fabrika ayarlarında da yeni bitirdiğim bölüm, son bölüm üzerine çalışıyorum bu arada, çok yakında bitiyor. Yeni bitirdiğim bölüm bu sosyal ilişkilerle ilgili olan ayarlarımız. Orada bunu çok sık dile getirmek durumunda kaldım. Yani gerçekten bu dünyada her şeyimiz yolunda gitse de, işte dünya bizim olsa da, yatlarımız, katlarımız, bilmem ne, bunu paylaşacağımız, duygularımızı anlayacak, duygularını dinleyebileceğimiz birileri olmadan, insanlarla yüz yüze iletişim kurmadan gerçekten bu hayat çekilmez oluyor. Tabii ki şu anda siz bu videoyu izlerken ben bunu çoktan çekmiş ve kim bilir belki başka bir işle uğraşıyor olacağım. Hatta belki bir ihtimal bu dünyada bile olmayabilirim, bilmiyorum yani. Dolayısıyla bu yüz yüze bir iletişim sayılmaz ama yine de beynimizin o duygusal kısımları sahteyle gerçeği çok birbirinden ayıramadığı, sanalla hayal olanı ve gerçek olanı çok fazla ayırt edemediği için bu iletişim tarzı da bize böyle bir fırsat sağlıyor açıkçası. Ben her zaman bu konuda gayet... Hocam, evet, kedim geldi. Bizim Ponçik geldi. Bunun ismi de yok hala değil mi? Şey mesela demiştik önceki bölümde. Bak bunun da ihtiyacı şey var. Tabii. Şazment. Şazment geldi. Hoş geldin. İşte bunun da mesela gördüğünüz gibi iletişim ihtiyacı had safhada. Gelip gelip böyle bize bir şeyler yapıyor genç.